Rüstem Sultan, imparatorluğu 10 yıldır bizzat yönetmektedir. Sultan 4. Murat saltanatı devralıp nizamı sağlamak ister. Ancak hainler isyanla karşılık verir. Devletin içine kadar giren hainler yüzünden imparatorluk karışmış, Osmanlı bir felaketin eşiğine gelmiştir. En yakın adamları katledilen Sultan 4. Murat, o gün ya asilere istediklerini verecekti ya da tahtını. Nerede o güvendiğin Sultan Murat? Şimdi gelsin de korusun sizi. Allah da korkunuzun be hainlerin gözü dönmüş yine. Şimdi istediklerini vermek en doğrusu. Başınıza ne geldiyse işte bu sebepten geldi. Zorbalara boyun eğdik. Can hükümdarına yakışacak şekilde dik durmadık. Şimdi en yakın adamlarımı aldılar benden. Baş defterdarımın ne günahı vardı? Hasan Elife'nin. Musa Çelebi'nin ne günahı vardı validem? Murat. Mühim olan sensin. Mühim olan senin hayatta kalman. Sen de benim gibi sabredeceksin. Sükûnetini koruyacaksın ki zamanı geldiğinde başlarını ezelim. Gel. Hünkârım. Vezir-i Azamınız Topal Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Askerler, ayak divanına çıkmanızı isterler. Padişahımıza sözümüz vardır. Divana çıksın diye bağırırlar. Allah muhafaza, sarayı başımıza yıkacaklar. Hünkârım, Hafız Paşa'nın kellesini isterler. Hiç kimseyi korumanın vakti değildir. Ben kulunuzu dahi isteseler, verin. Sırf onlar istedi diye en kıymetli vezirim Hafız Paşa'yı azlettim. Lakin canını vermem. Zaten gönderdim, isteseler de bulamazlar. Eyvahlar olsun. Kim inanır gittiğine? Padişahımız koruyor diyecekler. Kim ne diyecekse bana söylesin Topal Paşa. Kimseden korkum yok benim. Ayak divanla çıkacağım. Murat!
Devletli oğlum. Beni bir dinle. Tamam, gözünü budaktan esirgemezsin, bilirim. Lakin bu neye yarar? Devlet dediğin öyle öfkeyle, gururla yönetilmez. Eğer mecbur kaldıysan bir iki adım geri çekileceksin ki esas düşmanlarının yüzlerini görebilesin. Unutma. Yenilgiyi hazmedemeyen bir sultan asla muzaffer olur. Hünkârım, ayak divanına çıkacaksanız bir abdest alsaydınız. Bre soysuz. Sen bizi abdestsiz gezer mi sanırsın? Haşa hünkârım, ben sadece durumun vehametini anlatmak için... Sana kaçıp gitmeni emrettim. Neden geri döndün? Bağışlayın hünkârım. İlk kez emrinize itaat etmedim. Zuhura gelecek kazayı rüyamda müşahede eyledim. Ölümden yana gam çekmem. Kaçarsam sizi kendi ellerimle bu asilerin önüne atmış olurum. Hayır. Zinhar rızam yok. Seni zorbaları teslim etmem. Padişahım. Bin tane hafız kulunuz yolunuza fedadır. Ancak ricam budur ki beni siz katletmeyip bırakın bu zalimler haksız yere şehit etsinler. Lütfeyleyip cenazemi Üsküdar'a defnettirirsiniz. Yetimlerime lütuf ve inayetinizi rica ederim. Çocuklarım size emanet. Hafız! Hünkârım. İşte Hafız Paşa bu! Padişahı kandırıp tımarımızı, arpalığımızı kesen bize zulmeden paşa! Acımayın yoldaşlar! Vurun bu alçağı! Korkmaz, peygamberden utanmazlar. Şeriata ve padişaha boyun eğmeyen zalimler. Biz zalim değiliz. Padişahım, Hüsrev Paşa gibi yarar veziri niçin katleyledin? Şehzadelere de kıydığınızı işittik. Şehzadeleri görmek isteriz. Şehzadeleri görmek isteriz. Şehzadeleri göster bize. Şehzadeleri göster bize. Şehzadeleri göster bize. Siz neden bahsedersiniz?
dersiniz? Şehzadelere kıymadım, kıymam. Onlar benim kardeşlerim, canlarım. Gayri itimadımız kalmadı. Haksız yere Hüsrev Paşa'yı öldürttün. Şehzadelere de kıyarsın. Şehzadeleri göster bize. Şehzadeleri boğmuş. Şehzadeleri! Şehzadeleri boğmuş. Eğer ki şehzadeleri bize göstermezsen, sen bize padişahlığa layık değilsin. Neler oluyor acaba? Söylesene, neden çıkıyoruz avluya? Hiç sormayın şehzadem. Eğer dışarı çıkmaz iseniz hünkârımıza kıyacak bu zorbalar. Sebep olmak istersiniz. Yüce Allah'tan korkmayıp, padişah hazretlerimizden çekinip utanmayıp böyle tuğyan edersiniz. Allah aşkına bizi kendi halimize bırakın. Sizin himayeniz bize gerekmez. Hüsrev Paşa'yı öldüren padişaha güvenimiz yoktur. Şehzadelere dokunmayacağına dair kefil isteriz. Kefil isteriz! 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 Şeyhülislamınız olarak ben kefilim. Ben de kefilim. Varın gidin evinize. Hünkârımız istediklerinizi verdi. Müftü Efendi'nin ve Vezir-i Azam'ın kefaleti kabulümüzdür. Şükürler olsun, hünkârımız size kulak verdiler sultanım. Hele bir dağılsınlar. Hele bir sular durulsun. Hesabı sorulur elbet. Sana karşı olan mahcubiyetin bana yeter. Beni başkalarına karşı mahcup etme.
Beni sen kaldır. Beni sen kaldır ki kimse düşüremesin. Mazlumlara zulmeden bütün zorbaların hakkından geleyim.